Livakovic'e şaşırtan talip. Bunu kimse beklemiyordu. Son dakika Fenerbahçe haberleri, Fenerbahçe'nin sezon başında Dinamo Zagreb'den transfer ettiği ve performansıyla tartışma konusu olan Dominik Livakovic ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte flash gelişmenin detayları, Olympiakos ilgileniyor. Hırvat file bekçisiyle Fenerbahçe'yi konferans ligi çeyrek finalinde eleyen Olympiakos'un ilgilendiği belirtildi, Yunan ekibinin kısa süre içinde Fenerbahçe'ye teklif yapacağı da ileri sürüldü. Hayal kırıklığı olan o isimler Fenerbahçe'ye geri dönüyor. Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon için şimdiden kadro planlama çalışmaları başladı. Kanarya'da bu anlamda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sarı lacivertlilere oynadıkları futbolla hayal kırıklığı haline gelen o iki futbolcu geri dönecek. İşte detaylar, Fenerbahçe'den sezon başında Gremio'ya kiralanan Boao Pedro ile devre arasında Panathinaikos'a giden Samet Akaydin, takıma geri dönüyor. Gremio, Pedro'nun performansından memnun olmadığından dolayı satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Hana da Samet'i Akaydin'i geri gönderme kararı aldı. İskoçya'dan skorur orta saha. Fenerbahçe yeni sezonun ilk transferini gerçekleştiriyor. Orta saha hattına takviye yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, Celtic'ten Matorile'yi yakın takibe aldı. Sarı lacivertlilerin, 23 yaşındaki genç futbolcu için sezon sonunda girişimde bulunması bekleniyor. Bu sezon İskoçya Premier Sip ekibi Celtic'te 43 maça çıkan Danimarkalı orta saha 14 gol 16 asistlik performans sergiledi. Notorylay merkez orta saha hattının yanı sıra 10 numara ve ön libero mevkisinde de görev yapabiliyor. 23 yaşındaki orta saha Celtic'te Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta görev alırken takımına 3 asistlik katkı sağladı. Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de golcü harekatı Süper Lig'den flash transfere imza atıyor. Fenerbahçe'de golcü harekatı. Süper Lig'den flash transfere imza atıyor. Derbide Beşiktaş'ı mağlup ederek şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladı. Süper Lig'de flash bir sezon geçiren golcü oyuncuyu listesine alan sarı lacivertliler transfer için harekete geçti. İşte detaylar. Fenerbahçe, attığı gollerle Süper Lig'de fırtına gibi esen Sivasspor'un Arnavut golcüsü Ray Manajı transfer listesine aldı. Takvimde yer alan habere göre, yönetimin 27 yaşındaki yıldız golcünün menajeri ile ilk teması kurduğu öğrenildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek golcü futbolcu için Galatasaray'ın da pusuda beklediği belirtildi. Kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan manaj için doların astronomik bir bonservis beklentisi var. Fenerbahçe istiyordu. O yıldızı Barcelona kaptı. Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen O Yıldız isim ile ilgili flash gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcu ile Barcelona'nın transferde anlaşma sağladığı öğrenildi. İşte detaylar, Arjantinli ön libero Guido Rodriguez olmuştu. Son olarak 30 yaşındaki Yıldız isim ile ilgili olarak flash gelişme yaşandı, milliyetin derlediği habere göre Barcelona, Real Betis formasını terleten oyuncuya kancayı taktı. Betis'in başkanlığını yapan Enger Haro, tangocu ile ilgili olarak, Guido ile görüştük. Kendisine sunduğumuz yeni sözleşme teklifinin süresi doldu, açıklamasını yapmıştı. 29 yaşında ve 1.85 boyundaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Yer alan haberde Barcelona bu yapılan açıklamanın üzerine oyuncu ile ilgili fırsat transferini değerlendirerek erken davrandı. 2 yıllık ön sözleşme tamam. Fabrizio Romano'nun haberine göre Barcelona, Real Betis formasını terleten Guido Rodriguez için kolları sıvadı. Haberin detaylarında Real Betis ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 30 yaşındaki Arjantinli orta sahanın Barcelona ile 2 yıllık bir ön sözleşmeye imza attığı da aktarıldı.